AK Parti Kilisil Başkanımız Zeynep Serhan Diyarbakırlı. Kilis Belediye Başkan adayımız. Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız. Kilis'in ihtiyaçlarını, taleplerini ve hedeflerini çok iyi biliyoruz. İnşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. Sizlere layık olmak için daha fazla çalışacak, ter dökeceğiz. Kilis'in şahsımıza olan muhabbetinin hakkını vermek için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Tabii kilise girerken emniyetten dedim ki meydanda şu anda ne kadar vatandaşımız var? Ne dediler? Şu anda meydanda 28 bin kişi var dediler. Allah nazardan saklasın. Sevgili kardeşlerim, bundan bir sene önce millet olarak asrın felaketini yaşadık. Tarihimizin en ağır afetinde 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Kilis'te de 33 kardeşimiz depremlerde hayatını kaybetti. Enkazların altında kalarak vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Kardeşlerim, diğerleri ne yaparsa yapsın, bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Bu konudaki samimi gayretlerimizi sizler de görüyorsunuz. 14 milyon insanı etkileyen 11 şehrimizin 124 ilçesindeki 7 bin mahalle ve köyünde ağır yıkıma yol açan depremin yaralarını hızla sarıyoruz. Şimdiye kadar 76 binden fazla konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin civarında konut ve köy evinin teslimini yapacağız. Zira yaparsa eyvallah. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin evi hak sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Kilis diğer illerimize nazaran depremden daha az etkilendi. Depremde Kilis'te 457 bina yıkıldı. Acil yıkılacak ve yıkık 608 bina enkazının tamamı kaldırıldı. Ağır hasarlı 1928 binadan 1769'unun da enkazı temizlendi. Kilis'te 1555'i konut olmak üzere toplam 1741 hak sahibimiz bulunuyor. Şimdiye kadar toplam 1494 konutun kurasını çektik. Bunları Kilisli hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik, ediyoruz. Geriye kalanların yapımı hızla devam ediyor. Bunun dışında Kilisli depremzedelerimize sadece kira yardımı olarak 72 milyon lira ödeme yaptık. Deprem çalışmalarında kullanılmak üzere şehrimize 500 milyon liranın üzerinde kaynak aktardık. Devlet ve hükümet olarak bu zor günlerinde Kilis'in yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da Kilis'i çaresiz ve sahipsiz bırakmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, musibetten muhafaza eylesin diyorum. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Tek bir gayemiz var. O da Kilis'in kalkınmasıdır, gelişmesidir, refahının artmasıdır. Biz iş yapmanın, hizmet üretmenin, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Muhalefetin neler peşinde koştuğunu zaten sizler de biliyorsunuz. Biz Kilis ve diğer vilayetlerimiz için
tuğla üstüne tuğla koyalım diye adeta gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Onlar ise siyasi ikballeri uğruna her türlü gayrimeşru, gayri ahlaki yola başvurmaktan çekinmiyorlar. Kaynağı karanlık, para desteleriyle kule yapmak dışında ortada icraatları yok. Dolar dolar, çantalar, avrolar. Hayırdır? Bu parayı ne yapacaksınız? Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi'ne bina satın alacaklarmış. Kim? İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı. Akıllı telefonlar çıkınca malum hayatımız çok kolaylaştı. Uygulamaya giriyorsunuz, eşinizin, dostunuzun, çocuğunuzun, şayet ticaretle meşgulseniz mal aldığınız tedarikçinizin hesabına parayı çantalarla saniyeler içinde zahmetsizce gönderiyorsunuz. Sıra beklemeniz, kağıt kırtasiye işleriyle uğraşmanız gerekmiyor. Anlaşılan bu teknoloji henüz CHP'ye ulaşmamış. Çünkü ulaşmış olsa kendilerini yormaz, işin kolayı varken herhalde zoru tercih etmezlerdi. Ama bakıyorsunuz deste deste paraları çantalarla, valizlerle taşıyor. 5-6 kişi saatlerce dolar saymaya, avro saymaya yetiştiremiyorlar. Hatta para saymak için etrafta kim varsa toplayıp onlardan da yardım istiyorlar. Akıllı telefonla 30 saniyede yapabilecekleri basit bir işlem için neden bu kadar zahmete girdiklerini bir türlü açıklayamadılar. Paranın nereden geldiği ve nereye gittiği de belli değil. Eline mikrofonu alan farklı bir senaryo yazıyor, yeni bir hikaye uyduruyor. Medyada ne kadar tetikçileri varsa tekmili birden uğraştılar, didindiler ama milletin zihnini kurcalayan sorulara tatmin edici cevap veremediler. Aslında kendisi hesap uzmanı olan Bay Kemal bunları çok rahat izah edebilirdi. Fakat nedense skandalın başından beri onun da sesi soluğu çıkmıyor. Bunlar lafa gelince şeffaflıktan, dürüstlükten bahsetmeyi çok severler. Ancak ne para işlerinde ne ittifak işlerinde bu sözlerine sadık kalırlar. Kandil'in güdümünde siyaset yapanlarla kurdukları gizli ittifakın boyutunu ve derinliğini CHP'li vatandaşlarım dahil kimse bilmiyor. Neyin karşılığında hangi ilçelerde adaylarını çektiklerinden, belediye meclisi listelerini neye göre belirlediklerinden, devşirme adaylarla ne yapmaya çalıştıklarından, hasılı kapalı kapılar arkasında çevirdikleri dolaplardan CHP'li pek çok yöneticinin de deme oy verenlerin de haberi bilgisi yok. Kimlikler, partiler ve adaylar her cümerç olmuş durumda. Doğan görünümlü şahin misali. Dışı farklı, içi farklı bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Kardeşlerim, Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak 30 yıldır huzurunuzdayım. Hiçbir işimizi milletimizden gizli saklı yapmadık. İttifaklarımızı da bu şekilde kurduk. Cumhur İttifakı olarak hangi illerde ittifak yaptığımız, hangi illerde seçimlere ayrı girdiğimiz belli. Ortak hareket ettiğimiz yerlerde dayanışma içinde çalışıyoruz. Seçimlere ayrı girdiğimiz yerlerde ise centilmence rekabet ediyoruz. Kimseyi kırmadan, dökmeden siyasetin bir hizmet yarışı olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kilise'de AK Parti olarak biz kendi adaylarımızla yarışıyoruz.